Arkadaşlar herkese merhabalar. Artık LGS'yi geride bıraktınız. Hatta ve hatta 9. sınıfta yarıladınız ve sonuna doğru yaklaştınız. Ama hala yerine oturmayan taşlar var değil mi? Peki bunlar neler ve neden hala bir şeyler yerine oturmuyor? Biliyorsunuz ki LGS sürecinde yoğun ve tempolu bir süreç yaşadınız. Bir yıl boyunca durmaksızın ders çalıştınız. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de üstüne liseye geçtiniz ve tüm düzeniniz bozuldu. Ders sayılarınızda artışlar oldu, okulunuz değişti, öğretmenleriniz değişti. Bu da birazcık düzeninizi bozmuş olabilir. 9. sınıf arkadaşlarımızdaki en önemli sorun, daha nasıl çalışacağımı bilmiyorum, bir türlü düzenimi oturtamadım şeklinde oluyor. O yüzden biz de bugün sizlerle nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili konuşacağız ve sonrasında örnek bir program oluşturacağız. İlk olarak programınızı hazırlarken dikkat etmeniz gereken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bunların içinde bence en önemlisi ve birinci sırada olması gereken şey programınızı mutlaka okul branşlarınıza göre ayarlamanız. Ne demek bu? Yani ben o gün okulda hangi dersi görüyorsam programıma da onu yerleştirmeliyim. Diyelim ki benim o gün okulda matematik dersim vardı, Türk dil dersim vardı. O zaman ne yapmalıyım? Programıma pazartesi gününe Türk dilini ve matematiği yerleştirmeliyim. Peki bunu neden yapıyorum? Bu bizi işte ikinci maddeye götürüyor. Çünkü bizler konu tekrar yaptığımızda başarı yakalayabiliriz. Şimdi 9. sınıf sizin çok yoğun çalışmanız gereken, kafanızı kitaptan kaldırmamanız gereken bir dönem değil elbette. Ama çok boşlarsanız da gelecek yıllarda zorlanırsınız. Çünkü şu anda TYT konularını öğreniyorsunuz ve bildiğiniz gibi 12. sınıfın sonunda bir TYT sınavına gireceksiniz. O yüzden bir ufak ufak çalışmalar sizi başarıya götürür. Bu anlamda da konu tekrarları gerçekten çok önemli. O yüzden de programınızı hazırlarken gün gün bu şekilde ayarlarsanız eve geldiğinizde hemen o günün tekrarını da yapmış olursunuz. Burada sizlere söyleyebileceğim üçüncü şey ise zorlandığınız ve zorlanmadığınız daha kolay yapabildiğiniz branşları belirlemek olabilir. Özellikle zorlandığınızı düşündüğünüz, daha fazla çalışmanız gerektiğini düşündüğünüz branşlar varsa bunları haftanın 3 gününe yaymakta fayda var. Yani 2 günde belki yeterli olabilir ama daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyorsa bu bence 3 gün çok daha ideal olur. Yani diyelim ki ben matematikte zorlanıyorum. O zaman matematiği haftanın 3 gününe yerleştirebilirim. Burada şunu sorabilirsiniz. İyi de hocam diyelim ki benim matematik bir hafta boyunca sadece bir günde toplandı okulda derslerim. Yani ben sadece çarşamba günleri okulda matematik görüyorum. Siz de okul programına göre programını hazırla demiştiniz diyebilirsiniz. Bunun için tabii ki öncelikle çarşamba günü matematiğimiz olsun ama ekstra günlere de matematik koymak kafanızı karıştırmayacaktır ve size oldukça daha katkı sağlayacaktır. Programınızı hazırlarken dikkat etmeniz gereken son şey ise bir günü mutlaka kendinize ayırmanız. Çünkü zaten tempolu bir süreçten çıktınız ve yine önünüzde birkaç sene sonra tempolu bir süreç var, bir sınav var. O yüzden de şimdi kendinizi böyle çok yorarsanız gelecek yıllarda ders çalışmaktan birazcık uzaklaşabilirsiniz. O yüzden bir günü kendinize ayırarak o gün yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu cumartesi veya pazar olabilir. Tamamen siz karar verin. Hafta hiç olmaz çünkü zaten okula gittiğiniz için yeterince yoruluyorsunuz. Cumartesi veya pazarı seçerek hem bir gün istediklerinizi yapmış olursunuz hem de gelecek hafta için motivasyon sağlamış olursunuz. O zaman şimdi hazırlayacağımız programa geçelim. Ben burada kendim bir öğrenci olarak ele alacağım. Zorlandığım dersleri size söyleyeceğim. Okul programımı söyleyeceğim ve programımı yani haftalık çizelgemi de ona göre hazırlayacağım. Şimdi diyelim ki ben matematik dersinde çok zorlanıyorum. O yüzden de matematik dersini haftanın 3 günü çalışmak istiyorum. Okul programına baktığımda salı ve çarşamba günleri matematik dersini görüyorum. O zaman ne yapıyorum? Hemen salıya ve çarşambayı da kendim için matematik ekliyorum. Sonrasında ama 2 gün oldu. Bir gün daha eklemem gerekiyor. Bakıyorum pazartesi koymuyorum peş peşe olmasın diye. Yine perşembeyi de koymuyorum peş peşe olmasın diye. Cuma gününü kendime uygun görüyorum. Yani ne yaptım? Salı, çarşamba ve cuma günlerini matematiğe yerleştirmiş oldum. Peki gelelim benim bir diğer zorlandığım branş olan fiziğe. Yine fizikte de aynı şekilde matematik kadar zorlandığım için onu da haftanın 3 günü çalışmak istiyorum. Haftalık programıma, okul programıma baktığımda perşembe günleri fizik dersini görüyorum. O zaman hemen fizik dersini perşembeye yerleştiriyorum. Ama benim zorlandığım için 2 güne daha ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. O zaman hangi günlere koyabilirim burada? Özellikle de 2 tane zorlandığınız branşı aynı güne koymamanızı öneriyorum. Çünkü bizler o gün içinde 2 tane sevmediğimiz, 2 tane zorlandığımız branşı çalıştığımızda emin olun ki o gün bizler için geçmiyor. Ve o günden, genel olarak haftalık o günden birazcık uzaklaşmaya başlıyoruz. O yüzden de ne yapıyorum ben? Pazartesi gününde matematik yok, pazartesiye koyabilirim. Perşembeyi zaten okuldan dolayı koyuyorum. Bir de cumartesi gününe yerleştiriyorum. Böylece matematik ve fiziği aynı güne gelmeyecek şekilde yerleştirmiş oldum. Şimdi geldik diğer branşlara. Öncelikle biyolojiye bakalım. Biyoloji okul programında pazartesi günleri var. O zaman hemen pazartesi günü biyolojiyi yerleştiriyorum. Bir de bir gün daha çalışsam daha iyi olur benim için diyorum. Belki bir gün yetersiz olabilir. O yüzden pazartesiye koyduğum gibi bir de çarşamba günü biyoloji branşını koyuyorum. Peki kimyayı ne zamana yerleştirelim? Kimya da okul programında
cuma günü var. O zaman kimyayı da cuma gününe yerleştiriyorum. Ama yine onu da bir gün daha ekstradan çalışmak istiyorum. O zaman cumaya bir de salı gününe kimyayı yerleştirmiş oluyorum. Peki sırada hangi dersler var? Artık sayısalları bitirdim. Türk dili kaldı, tarih kaldı ve coğrafya kaldı. Şimdi Türk diline bakacak olursak yine okul programına bakıyorum. Salı ve perşembe günleri onu orada görüyorum. O zaman programda da salıya ve perşembeye Türk dilini yerleştiriyorum. Tarih ve coğrafyada genel olarak 9. sınıf arkadaşlarımızdan şunu duyuyorum. Hocam zaten kolay konular, kolay anlaşılıyor. Benim hemen aklımda kalıyor. Çok çalışmama gerek yok diyebiliyorsunuz. Belki haftada bir gün çalışmak yeterli olabilir. Ama dediğim gibi ben kendimi bir öğrenci olarak ele aldığım için ben yine de onları programda 2 gün şeklinde yerleştireceğim. Siz bu derslerdeki başarı oranınıza göre programınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi tarihe bakıyorum. Yine tarih benim okuldaki programımda pazartesi günlerinde yer alıyor. O zaman tarihi de pazartesiye koyuyorum. Ama az önce de söylemiş olduğum gibi bir gün daha çalışmak istediğim için ayrıyeten çarşamba günü de tarihi ekliyorum. Ve son olarak coğrafya kaldı. Coğrafyada bakıyorum okul programında perşembe günü var. O zaman ben ne yapıyorum? Bir gün perşembe çalışıyorum. Bir de bakıyorum şöyle bir genel olarak. Artık hafta içi her gün iki branş çalışmış oluyorum. Bu yüzden de diyorum ki hafta içi üç branş çalışmayayım. Ben bakıyorum cumartesi. Cumartesi sadece fiziği yerleştirmiştim. Cumartesi fiziğin yanına bir de coğrafyayı yerleştirirsem benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve programı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar, ben programımı bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi kim arkadaşlarımızın belki de zorlandığı dersler daha fazla olabilir. Yani fizikten, matematikten, işte Türk dilinden, biyolojiden zorlananlar da olabilir. Sayısı arttıkça o zaman ne yapmanız lazım? Temponuzu birazcık daha arttırmanız gerekebilir. Ben genelde iki branş yerleştirdiğim günlere, siz burada üçer branş şeklinde ilerleyebilirsiniz. Sizlerin okul programlarında aynı güne denk gelen ana branşlar daha fazla olabilir. Yani diyelim ki o gün matematik olabilir okulda, fizik olabilir, biyoloji olabilir, kimya olabilir gibi gibi ilerleyebilirsiniz. Peki ne yapacaksınız? O gün eve geldiğinizde 4 branş, 5 branş bunların hepsini çalışabilir misiniz? Çok zor. Yani çalışabilirsiniz elbette ama çok fazla kafa karışıklığı yaratırsınız. O yüzden benim burada sizlere önerim, o gün diyelim ki 5 tane ana branş var okulda. Ne yaptınız eve gelince? Kendinize 3 tane branş seçebilirsiniz burada. En önemli gördüğünüz, çalışmazsanız unutabileceğinizi düşündüğünüz 3 ana branş çalıştıktan sonra diğer 2 branşı ertesi günlere yayabilirsiniz. Böyle yaptığınız emin olun ki çok daha verimli olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle nasıl bir çalışma yolu izlemeliyiz ve programımızı nasıl oluşturabiliriz? Programımızı oluşurken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlarla ilgili konuştuk. Sizler programla çalışmayı sevenlerden misiniz? Yoksa programa çok fazla uyamıyor musunuz? Lütfen bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.